Burayı da ben bir anlaşma yaptım. Benim 50. yılımın retrospektif. Yani şu bölge benim işlerim. Bunun tamamını benim işlerim için düşünmüştüm. Yani belki 200 tane, 250 tane yapıp koyacaktım. Fakat düşündüm ben sadece bu muyum? Yani sadece ben sanatçı. Sadece sanatçı değilim, ben aynı zamanda bir öğretmenim. Bir hocayım. 50 yıl insan yetiştirdim. Yani resimlerim işte buradalar ama aynı zamanda da insan yetiştirdim. Dolayısıyla bu tarafına da bakmak istedim. Bu bir hesaplaşma. Kendimle ilgili bir hesaplaşma. Yani ben ne yapmışım? Dikiz aynama bakarak söylüyorum. Dikiz aynasının amacı nedir? Arkayı görmek, geçmişi görmek. Bulunduğunuz yeri tespit etmek. Yani siz bir yere giderken eğer dikiz aynasının arkayı göremezseniz boşluğa gidiyor musunuz? Ve nerede olduğunuzu kavrayamazsınız. Dolayısıyla dikiz aynasına bakmak lazım. Bizim dikiz aynamız da öğrenciler. Onlar neredeler? Ben bu kadar yıl öğrenci yetiştirdim ama bunlar ne yapıyorlar? Şu anda neredeler? Ya bunların hepsini ben takip ediyorum. Bunlardan 37 tanesi profesör. 42 tanesi doçent. 4 tanesi dekan bile oldu.
emekli olanlar var. Maalesef. Dolayısıyla çalışıyorlar. Hepsini takip ediyorum ve onlar üretiyorlar. Ve hepsinin, hemen oradakilerin hepsinin isimleri parlatıldı biraz. İşlerinde çok iyi noktaya gelenler var. Bayağı Türkiye çapında tanınmış olanlar var ama ikisi de tanınmak üzereler. Dolayısıyla bunlarla bir oturup aynı masada tekrar bir buluşalım. Onlar ne yapıyorlar? Ben onları göreyim, onlar ben ne yapıyorum hala? Onu görecekler. Dolayısıyla bu bir hesaplaşma servisi. İyi de oldu. Onların ne yaptıklarını takip etmeme rağmen birebir orijinallerini de şimdi görmem ayrıca bir keyif katıyor bana. Çünkü insanoğlunun ürettiği şeyler içerisinde çok önemli bir şey var. Eser bırakmak. Eser birkaç türlü bırakılabilir. Bir, bu türlü maddi eserler bırakabilirsiniz. Manevi eserler bırakabilirsiniz. İnsan bırakabilirsiniz. En önemlisi. En önemlisi bence evet, insan bırakabilirsiniz. Dolayısıyla ben de hayatımda demek ki epey bir insan biriktirmişim. Yaklaşık 250 tane parlak öğrenci ismi tespit ettim. Benden mezun. Benim bir tür destek temasında olmuş. Onların içerisinden de 50 tane daha parlak olanı tespit ettik. Dolayısıyla buradakiler o grup. Onların da birer işi değil, en azından iki işi olsun ki ne yaptığının şeyini görelim. Yani Özgün Baskı'da gibi biliyorsun, Özgün Baskı'da iki resim olmazsa kabul edilmez. Çünkü biri diğerini destekleyecek. Biri diğeri hakkında fikir verecek. Dolayısıyla burada ben onların iki işiyle en azından onların ne olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptıklarını hem görme açısından, tespit açısından bir fırsat yakaladık. Onlar da çok memnun kaldılar, ben de çok memnun kaldım. Evet. Çok güzel. Teşekkürler. Çok güzel. Gözlü olarak bir şölen. Aynen. Evet. Şimdi kataloğunu karıştırırken orada bir okudum. Özellikle paralel proses serisi benim için çok ilgi çekici oldu. Tabii daha çok incelemek isterim kataloğu aldığımda. Evet. Özellikle... Orada kataloğunda bir özelliği var. Onu da söyleyebilirim. O insan biriktirdiğim dediğim şey var ya. Her sanatçıdan bir de benim ilgili bir anı istedik. Evet. İyi kötü, hiçbir müdahale etmeden, yani benimle ilgili herhangi bir çatışma yaşamış olabilir, bir ters bir şey yaşamış olabilir, üzmüş olabilir, bunların hepsini yazabilirlerdi, serbestti. Hatta baskıdan sonra ben okudum, müdahale etmemek için. Evet. Ve herkesin görüşleri var orada. Gerçekten. Dolayısıyla bir hesaplaşmanın karşı taraftan, dün bir şeye şahit oldum, Ramiz Aydın Hoca'nın ölüm töreninde iki arkadaş yan yana geldi. Bunlar 60 yıl önce birbirlerini tanıyan sınıf arkadaşları. Birisi öbürüne diyor ki, biliyor musun işte 1963'te sen, 63'te, babanız bile doğmamış, 63'te sen, dekanlığa şöyle bir bilgi verdi, ben neredeyse hatırlıyordum okuldan. Senin yüzünden az daha ben çoban olacaktım. Ya adam 60 yıl biriktirmiş içinde ve söylememiş, söyleme fırsatı bulamamış. Ve dün o cenaze töreninde bunu hatırlıyor ve sorusu içinde kalmasın diye söylüyor. Şimdi ben de insanların içindeki bir şey kalmasın diye yazın dedi. Ve yazdılar. Kitap basıldıktan sonra okudum. Ama hep iyi şeylerden bahsetmişler. Evet. Hak ediyor muyum bilmiyorum ama kesinlikle çok iyi şeylerden bahsediyor. Ne güzel. Evet. Güzel şeyler bırakmışız ki anılarda hep güzellikler kalmış hocam. Öyle herhalde. Kesinlikle. Ama güzel bir katalog çıktı. Evet. Kitap çıktı. İçeriğiyle vesairesiyle, görselleriyle daha iyi olabilirdi. Tabii ki de daha iyi olabilirdi ama bazı arkadaşların katkılarıyla işte Marcus Graf üretörlüğümüzü yaptı. Gerçi ben kendi bölümümü kendim düzenledim. Ona bırakmadım. tüm tasarımlar benim. Evet, zaten burada da görürsünüz. Ama bir sürü arkadaşımız da katkı sunduğuna. Öğrenciler de aynı şekilde. Anekdotumu anlatayım. Yıl 1983. Benim Almanya'daki 13. yılım. 13 yaşında. Evet, Almanya'da
yüksek lisansı, doktoramı vesaire yaptım ve orada üniversitede hocalık teklif ettiler. Çünkü okulu son 30 yılda en iyi dereceyle bitiren kişi olduğum için bana öyle bir teklif yaptılar. Ben de hocalığı kabul ettim. Aslında devlet bursusu olarak gitmiştim. Türkiye'ye dönmem gerekiyor. Fakat böyle bir teklif gelince onu da değerlendirdim. Ama yazın buraya şeye geliyor. Türkiye'ye geleceğim. Zannediyorum Noel'di. Henüz Nisan ayı, havalar çok sıcak değil. Her an yolda şey olabilir, yağış, kar olabilir. Çünkü Alpleri geçeceğim. Almanya'dan sonra Avusturya'ya girerken Alpleri geçeceğim. O şeyde Münih'e geldim, kar yağdı. Yaz lastikleri, ben de hatta giysim bile artık şeye dönmüş, yani hafif şeyler almışım. Otoyolun sağında solunda restoranlar vardır. Gidersiniz, mola verirsiniz, kahvenizi, çayınızı, yemeğinizi yersiniz, devam edersiniz. Ama bazı yerlerde bir tarafta vardır, iki tarafta yoktur. Benim gidiş yönümde yok, öbür tarafta var. Ama alttan geçit veriyor, oraya girersiniz, yemeğinizi yersiniz, tekrar bu yola dönersiniz. Benim için daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü karşıdan gelenlerle konuşma, sohbet etme şansım var. Acaba Alplerden gelenler bana bilgi verebilirler mi diye alttan geçtim karşı tarafa. İçeri girdim, tıktım tıktım. Çünkü dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ve baktım, işte bir şeyler aldım, kahvemi aldım. Boş yer arıyorum, yer yok, dolu. Şöyle biraz gittim, ileride bir masada boş bir sandalye var. Gittim, beyefendi burası boş mu, oturabilir miyim dedi. Tabii buyurun dedi. Ben de oturdum, kahvemi içtim. Adama dedim ki siz ne taraftan geliyorsunuz? Çünkü benim gibi karşıdan da geliyor olabilir. Gastronomi tarafından geliyorum. Çok iyi. Yol nasıl dedim. Kar yağıyor mu böyle? Yok yok dedi ya. 20 km ileride artık kar var yok dedi. Günlük güneşli. Gastronomi tarafı çok güzel. Alpler şu anda çok güzel. Rahatladım tabii. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. Dedim ki memleketime gidiyorum. Memleketiniz neresi dedi. Siz Alman değil misiniz dedim. Şeyimden anlamamış, aksanımdan anlamamış. Dedim ki, benim de Hint tarafım tuttu. Siz söyleyin dedim, neresi olabilir? Şimdi sayıyor İtalyan mı? Çünkü o bölge içerisinde Bulgar mısınız? İşte Çekoslovak mısınız? Yukarı sayıyor bir gün. Arnavut musunuz? Yunan mısınız? Böyle sayıyor. Dedim ki, bakın bu saydığım ülkeler var ya, bunların tam ortasında bir ülke var. Yok ya dedim. Yok, olamaz dedi. Türkiye'ye çıkardı. Haritadan. Dedi ki, bakın çocuklar, demin söyledim hani o yere bırakmalar ya, ya da yerden kaldı. Dedi ki, ya enteresan dedi, insan yanılabiliyor dedi. Ben dedi, bütün Türkleri dedi, farklı biliyordum dedi. Demek ki entelektüelleri de varmış. Yani konuşmasından, tavrından vesairesinden. Şimdi, sadece bu cümleyi aldığınızda şöyle değerlendirin. Benim için iltifat. Bir ama sürü Türk'ün yanında sizi entelektüel bir noktaya koyuyor. Ama benim toplumumu yerin dibine gömmüş. Onlar ben birlikte gömülmüşüm. Demek ki bir tarafında beni gömmüş. Ben de zaten kahvemi bitirmiştim, kalkacaktım. Kalktım, dedim ki beyefendi, haklısınız, insanlar yanılıyor. Ben de buraya gelmeden önce bütün Almanlar entelektüel zannediyordum ama sizin gibiler de varmış. Süper hocam. Harika. Adam masman oldu. Bir şeyler söylemeye çalıştım. Ben çıktım. Evet. Gençler burada gördü mü herkesi? Arkadakiler de tam görüyorlar. Burada iki tane iş var aslında. Bunlar benim enstalasyonlarım. 8 tane enstalasyon olacaktı ama o da yapamadılar. Belediye çok masraflı diye odaları yaptırmadı. Ama sonuçta burada iki tane iş var. Bir tanesi bu Fibonacci sayısalları merdiveni. Arkadaki de hapsedilmiş ışık. Bir hapis diye yani kuşu ne yapıyoruz? Onun içine koyuyoruz değil mi? Kaçmasın diye. Bir tür hapise koyuyoruz. Onun içerisine ben ışığı koyuyorum. Işık hapsedilebilir onu. Hayır. İçinde olmasına rağmen hapsedilemez. Evet. Yani bunu şöyle düşünün. Hapishaneye çok değerli bir insanı koydunuz.
dünya edebiyatında tanınan bir şairi koyacağız. O hapiste olmaz. Onun ışığı dışarı çıkar. Dolayısıyla öyle değerli insanları düşünürseniz hapse koyamazsınız. Burada da ışık olarak o anlatıldı. Buradaki ise merdivenler bu türlü bir merdiven basamağı olamaz değil mi? Bu merdiven basamakları dünyanın en büyük atraktifçilerinden bir tanesi Fibonacci'nin, Leonardo Fibonacci'nin sayısalları. O şöyle bir sayısallar buluyor. Doğayı inceliyor, doğada bazı sayıların çok anlamlı olduğunu görüyor ve bunu tespit ediyor. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 59, bu şekilde gidiyor. Ne burada anlatılması ne? Şu, 1 artı 1 eşittir 2, 2 artı 1 eşittir 3, 3 artı 2 eşittir 5, 5 artı 3, 8. Yani demin söylediğim sayılar hep bir önceki sayıyla bir sonrakinin toplamında bulmuş. Bu nerede var? Bu doğada her yerde var. Hemen hemen her yerde ya da çok yerde var diyorum. İşte bir tanesi. 2, 2 santim, 3 santim, 5 santim, 8 santim. Demek ki bu altın oranına göre yaratıcı bunu yapmış. Kurum oranları. Bazılarında bazı insanları çok güzel görmüş. Niye? 3, 5 sayılarına uyar. 1, 3, 5 sayılarına uyar. Ama bazılarında burun uzun olur. İşte o rakamı bozar. Biraz güzel bulmayız. Bu salyangozun kıvrımlarında var. Yani aralıkların büyümesi buna göre. Yaprakların duruşu bir alttaki yaprağın güneş alması için hareketi öbür tarafa çeker. Altına güneş versin diye. Bu oranlar da bu sayılara uygundur. Birçok ağacın dalları kökten bir diye başlar. İkiye ayrılır. Sonra bir tanesi devam eder. Diğer iki tanesi durur. Üç olur. Sonra iki tanesi ayrılır, diğer üçü durur, beş olur. Yani aynı sayılar bir, mesela kayın ağacını gidin sayın. Bu şekilde her kesitte bu sayılar vardır. Bir, üç, beş, sekiz, on üç, yirmi bir gibi. Burada da ben başarıyı anlatmak istedim. Bakın bunu bir yer anlatmıyorum. Ve sevmiyorum da bu türlü anlatmaları. Sanatçının anlatmasını sevmiyorum. Ama siz de öğrenci olduğunuz için. Çünkü her şeyi siz kendiniz bulmanız lazım. Gördüğünüz resim içerisinde siz kurguyla bir şey yaratmanız lazım. O yüzden anlatmıyorum. İkincisi görsel dille, verbal dili bir arada kullanmak istemiyorum. Çünkü biri zaten verbal dil. Yani ben edebiyat yapacaksam edebiyat yaparım. Yazarım. Açıklamalarımı ona göre yaparım. Ama görsel dille anlatıyorsam demek ki görsel dilin malzemelerini kullanmam lazım. Ama size anlatacağım. Burada toplumu üç şeye ayırıyorum ben. Bir ayakta duranlar, dimdik duranlar. Onlar çoğunluk. Orta kuşak diyelim. Bir sağında ona dayanan, maviyle anlatılan. Bir de altta ona da öbürüne dayanan küçük bir grup. O marjinal bir grup. O yüzden kırmızı. Yani toplumun dışına itilen bir grup da var. Peki basamakları niye böyle yuvaraçı sayısallar koyuyor? Ben size şimdi şunu söyleyeyim. İlkokul birinci sınıf zor mudur? İki daha zor. İlkokul dört, ortaokul, liseye geldiğinizde, üniversiteye geldiğinizde, yüksek lisans ya da doktora yapma hepsi giderek zorlaşıyor. Onların her birini bir basamak diye kabul edin. Yüksek lisans yapacaksınız bakın şu ortadaki. Doktora yapacaksınız en üstteki. Yani hep zorlaşan bir dünyayla karşı karşıyayız. Giderek bu mesafeler artıyor. Aynı zamanda bilgi birikimi yapıyor. Evet. İşte bak sen şu anda kurgu yapmaya başladın. Evet. Ben onu düşünmese bile sen kurgu yapıp kendini böyle geliştirebilirsin. Evet. Hem sorularla hem kendi kurgularınla. Evet. Bir kurgu alalım çünkü. Evet. Peki sorusu olan mı? Ben hocam soracaktım size. Özellikle kullandığınız nesne ve soyutlamalardaki formlardan toplumsal psikoloji üzerine genel geçer kabul görmüş
şeylerden faydalanıyor musunuz? Mesela Carl Jung vardır, toplumsal evet. bilinçaltından bahseder. Evet. Sizin de kullandığınız şekil ve formlar özellikle bu toplumsal... Bunların hepsi ona uygundur. Jung'un evet. Anlattıklarının hepsine uygundur. Çünkü sizi var eden ağacın üst tarafı değildir. Yani bir ağaç düşünün, meşe ağacı düşünün. Ağacın bir gövdesi var. O gövdenin üzerinden dallar ayrılıyor. Dalların üzerinde yapraklar var, hatta çiçekler var. Ağaç bu mu? Hayır, ağaç bu değil. Bir de yer altında olanı var. Yani gördüğünüz bir meşe ağacının büyüklüğü kadar bir o kadar da yerin altında o ağacın kökleri var. O dallara hayat suyu götüren, bilinç, akıl götüren o köklerdeki yapı. Onu kavradığın zaman, onu incelediğin zaman, işte Jung'un söylediği gibi kökenlerini orada bulabiliyorsun. Benim de tabii ki kökenimde bu var. Benim bir hocam bana şunu söyledi. O güne kadar farkında değildim. Ben 25 yaşlarında falan. Doktoramı yapıyorum. Dedi ki o dönemde şeyler var. Kavisli çalışmalarım var. Yani tam daireler var. Ovaller var falan. Dedi ki sen nerelisin dedi. Doğum yerim Tercan dedi. Erzincan'ın Tercan'ın. 4 yaşına kadar orada kalmışım ama her gittiğimde burada ziyaret ettiğim bir yerler var. Mama Hatun Türbesi. Yani bizim ülkemizin yetiştirdiği en önemli kişilerden bir tanesi. Ve oradaki şeyin ne diyelim gelip geçer kervansaray diyelim. Kervansarayın yapısı tam daire. Ben çocukluğumda onun etrafında oynadım. İçinde oynadım. O dairenin etrafında döndüm durdum. Ama o benim köklerime işlemiş. Dolayısıyla yaptığım biçimlerin içerisinde o daire dönem dönem çıkıyor. Ha niye daireye çok önem veriyorum? Bir de bilincimle seçtiğim bir daire var. Çünkü ben aklımı çok önemserim. Akılla seçmeyi çok önemserim. Dolayısıyla bir biçimin köşesinin olmaması, onun dairesel olması onun demokratik yapısını işaret eder. Yani bazen hocalarımız der ki, şöyle bir daire çevirin, oturun bakalım. Dairede kim önemli anlar mısınız? Kim anlamazsınız. Kim arkada belli de değildir. Ama büyük bir masanın en başında oturan adama saygı duymak zorundasınız. Çünkü o masaya baktığınızda, masanın başında kim var diye baktığınızda onun önem sırasını görürsünüz. Sağındaki ikinci önem, solundaki üçüncü böylece. Arkalara doğru gider. En önemlisi de kapıya yakın olanlar. Evet. Burada yuvarlak bir masa etrafında oturma tamamıyla senle benim aramda fark olmadığını, senle benim eşit olduğumu. Dolayısıyla bir yerde sizin demokratik yapınıza işaret eder. Ders bitti çocuklar. Teşekkür ederiz. Resim alalım mı hocam ya? Resim tabii. Evet. Yeni ama.